İnsansız kara araçları ile ilgili o kadar geniş bir yelpaze ülkemizin savunma sanayinde olmaya başladı ki biz de uzun süredir bekliyorduk. Otokar sonunda yeni insansız kara aracını tanıttı, açıkladı hemen fuarın öncesinde. Şimdi fuardayız, beraber bilgiler alacağız. Ne yapıyor, ne ediyor, hedef nedir, teknik özellikler nelerdir, bunları öğreneceğiz. Ama İKA'ya başlamadan önce sizi tanıyalım. Hoş geldiniz öncelikle. Adım Barış Andemir. Otokar'da paletli araçlar sistem yöneticisi olarak çalışıyorum. Yaklaşık 4,5 yıl oldu. Bugün sizlerle Alpar'ın keşif ve gözetleme varyantıyla birlikteyiz. Öncelikle onu bahsedelim. Sizin de bahsettiğiniz üzere lansman sürecindeki payload'tan farklı bir faydalı yük var aracın üzerinde şu anda. Bu varyantımız keşif gözetleme varyantı. Hem aracı hem üzerindeki silah sistemlerini isterseniz beraber inceleyelim sizle. Ben şunu sormak istiyorum. Öncelikle en küçükten en büyüğe doğru sıraladığımız zaman Alpar'ın ne kadar ağırlıkta, hangi ağırlıkta olduğunu söyleyelim ki izleyicilerimiz kafalarında hangi aracın altında üstünde nereye geliyor buna bir akıllarına gelsin. Tabii ki. Şimdi şöyle, Alpar Türkiye şartları için ağır sınıf bir insansız kara aracı. Ama Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İKA sınıflandırılmasında orta sınıf olarak kalıyor. Ne kadar, kaç ton ağırlığı? İKA'nın boş ağırlığı 12 ton, 3 tonluk bir payload kapasitesiyle maksimum ağırlığı 15 tona kadar çıkabiliyor. 15 tona kadar çıkıyor. Evet, doğrudur. Bu yönde onu aslında Türkiye'de ağır sınıf insansız kara aracı yapıyor. Şimdi bu araç bizim otokar olarak bir insanlı bir araçtan dönüştürülmeden tamamen insansız olarak tasarladığımız bir araç. Bu yönüyle de aslında bize farklı avantajlar sağlıyor. Bunlardan bir tanesi aracın düşük silüete sahip olması göründüğü üzere. Paralelde araç seri bit tarih sistemine sahip. Bu şu demek, araçta bir batarya paketi var. Batarya paketlerinden gelen gücü aracın CER bölümüne ileten tarih motorları var. Elektrik motoru bunlar. Elektrik motorlarıyla ve sadece bataryayla menzilimiz 50 kilometre. Ama araçta bir de bir jeneratör grubu var. Jeneratör grubuyla beraber biz bataryaları şarj ederek bu menzili 500 kilometreye kadar çıkartabiliyoruz. Yani bir tür hibrit bir yapı. Evet, seri hibrit diyebiliriz, doğrudur. Şimdi bu kadar ağırlıkta elektrik sistemler anlatıyoruz, insanlara bilgi veriyoruz. Sessizlik sağlıyor. Evet. Çünkü bu araçlar her ne kadar hareket etse de çok uzun bir süre bekleme içerisindeler. Gözetliyorlar etrafı. Evet. Sistemleri çalıştırıyor. Bilgi alışverişini sağlıyor. Evet. Bunun dışında da bu batarya süresi örneğin beklemede ne kadar süreyle dayanabiliyor? Bunlar tabii teknik sorular. Tabii, siz yeni lanse ettiniz bir yandan. Kitabi değerler açısından soruyorum ben. Şimdi şöyle söylemek lazım öncelikle. Bahsettiğiniz nokta çok doğru. Seri bir tarih sistemi araca bir sessiz keşif, yani sessiz gözetleme. İkinci olarak da sessiz sürüş modları tanıyor. Şimdi sessiz gözetleme modunda aracın maksimum gözetleme yapabilmesi için temel kriter aslında aracının batarya kapasitesi. Bizim aracımızda yaklaşık 138 kWh'lık bir batarya grubu var. Bu da ciddi bir rakam. Tamamen sizin kullanım sürenize bağlı olarak değişmekte. O yüzden aslında sessiz gözetleme ile alakalı net bir süre vermek şöyle mümkün değil. Siz çok düşük kullanıyorsunuz. Tabii, neyi kullanıyorsunuz? Siz çok düşük bir güçte kullanabilirsiniz. Yüksek güçler içeren faydalı yükler de kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin kullanım konseptinizle alakalı. Fakat batarya bitmiş olsa dahi çok kısa bir sürede jeneratör grubunu çalıştırarak tamamen boş olan bir bataryayı bir saat içerisinde şarj edip aynı zamanda tekrar sessiz gözetleme moduna geçiş yapabilirsiniz. O da sizin getirdiği avantaj. Tabii, evet. İsterseniz şöyle biraz aracın etrafını şöyle bir dolaşalım isterseniz. Bana doğru gelirsiniz yanımıza. Şöyle. Hangi sensör sistemleri var üzerinde? Tabii. İsterseniz buradan başlayalım. Tabii. Şimdi şöyle, öncelikle aracımızda 360 derece görüntülememizi sağlayan 4 bölümde toplam 3 kamera olacak şekilde 12 tane kameramız var. Yani 4 kamera grubumuz var. Aynı zamanda aracımızın 4 köşesinde 3 boyutlu lidar. Aracın ön bölümünde evet. İsterseniz. Aracın yine ön bölümünde 2 boyutlu lidar ve radar. Yine arka tarafında da bir radar bulunmakta. Ve etrafında ultrasonik sensörler bulunmakta. Ultrasonik sensörleri tercih etme sebebimiz bizim bu araçta özellikle işte atölye şartlarında veya dar manevra şartlarında 360 derece mesafemizi ölçebilmekle alakalı olan bir konuydu. Aracın ön bölümünden bir de bir robot çıkmakta, bir kapsülden. Bir yerinde gösterelim isterseniz izleyicilerimize. Evet, gösterelim. Aracımızın görüldüğü üzere ön bölümünde bu kapak açılıyor, bir kapı gibi. Ama bunu şöyle düşünmek lazım. Gelen sorulardan biriydi çünkü. Bu tamamen araçtan bağımsız bir yapı. Tamamen kullanıcı isterlerine bağlı olarak içindeki robot değişebilir. Yani bomba imar robot olabilir veya bir kamikaze insansız aracı olabilir. Böyle bir konseptimiz var aracın ön bölümünde. Buradan istenilen robot veya neyse ekipman çıkıp
bir İKA'nın içinden yavrusu çıkıyor belki de. Evet. Gerekli operasyonu, işlemi yapıyor. Onunla ilgili bir teknoloji geliştirildi mi? Şöyle, robotla alakalı otokarın şu an için bir çalışması yok. Biz burada Türkiye içerisinde farklı partnerlerle görüşüyoruz. Onların hazır ürünlerini kesinlikle beraber çalışmayla beraber zaten bir baktığımız zaman omuz omuza verildiği bu işler... Tabii ki ya, bu araçta çünkü yerlilik oranı da yüksek. Az önce size hibrit sistemde bulunan işte tahrik motorlarından vesaire bahsettim. Biz bu araçta otokar batarya paketlerini kullanıyoruz. Çünkü bizim bir de ticari araçlar tarafımız var. Paralelde... Ford aynı şekilde hani Türkiye'de şimdi bazı izleyicilerimiz biz bu konularla ilgili videolar yaptığımız zaman Ford'un çok başarılı bir motoru. Sizlerin de Koç grubu olarak beraber çalışıyorsunuz onlarla. Evet. Buradaki teknoloji, motor özellikle elektrik ve diğer jeneratör sistemleriyle ilgili biraz bilgi verelim. Tabii. Onlarda da yerlilik var mı? Çünkü biz bir uçak da koysak helikoptere motoru yerli mi sorusu geliyor. Doğru. Şöyle söylemek lazım. Bu araçta dediğim gibi tarihi sağlayan elektrik motorları yerli. Yerli bir firmayla çalışıyoruz. Otokar batarya paketlerini kullanıyoruz. Aynı zamanda jeneratör grubundaki yüksek gerilim alternatörümüz de yerli. Silah sistemi görüyorum üzerinde ama silah sistemini sormadan önce biraz yukarıdan başlayalım. O siyah bizim mikrofon süngeri gibi olan onlar nedir? O hedef yeri tespit sistemi. Ama ondan önce kuleyle başlamak lazım aslında ve konfigürasyonla başlamak lazım. Şimdi bizim bu keşif ve gözetleme konfigürasyonumuzda Aselsan ürünleri mevcut araçta. Örneğin kule sistemi Nefer-L adı altındaki bir silah sistemi. 25 mm bir topa ve 762 mm bir yardımcı silah sahip. Aynı zamanda sizin az önce bahsettiğiniz mini SEDA hedef tespit sistemi de yine kule üzerinde yer almakta. Aynı zamanda aracın arka bölümünde arkaya doğru geçelim. Tabii ki. Mastın üzerinde entegre bir lazer dezignatörlü bir elektro-optik sistem var. Bu da yine Aselsan Karakurt. Aynı zamanda bu elektro-optik sistem kulevi araçla haberleşme sağlıyor. Haberleşmenin yanı sıra hedeflerin tespit edip işaretlenmesi gibi başka ne tür görevleri var? Ya şöyle aslında lazer dezignatör sayesinde siz hedef işaretleme yapabiliyorsunuz ve hedef takip yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda elektro-optik sistemler sayesinde araç olarak görüşünüzü artırarak durumsal farkındalığınızı arttırmış oluyorsunuz. Yani gözünüz çevreden gelecek tehditlere karşı oldukça gelişmiş vaziyette. Şimdi İKA'larla ilgili sorulan konulardan bir tanesi de tabii bir İHA'yı havadan kontrol edebilmek daha geniş alanlarda ama İKA'lar için kitabi değerleri soruyorum. Ne kadar kaç kilometrelik alanda kontrol edebiliyorsunuz? Evet. Şimdi öncelikle bizim aracımız şu seviyede uzaktan kontrollü. Biz 5 kilometreye kadar RF olarak haberleşiyoruz araçla ve aracı yönetiyoruz. 5 kilometrenin üzerinde ise bir GSM haberleşmemiz var. Paralelde ise otokar olarak otonomi üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Bu araçların ulaşması gereken nihai hedef otonomi ve otonomi seviyeleri aslında. Ve biz de bu doğrultuda çalışıyoruz. Çünkü daha uzun mesafelerde araçları real time kullanmak zor olduğundan sizin aracı mümkün olduğunca otonomi yapıp ve otonomi faaliyetlerini artırıp araçla aslında haberleşme tarafını bırakıyor olmanız lazım. Ve biz de bu doğrultuda çalışıyoruz. Tabii siber güvenlik çok önemli. Bu tür yazılımın korunması, haberleşmenin kesilmemesi her anlamda otonomi olarak da devam etse bu konularla ilgili biraz çalışmalar hakkında izleyicimize bilgi verir misiniz? Şöyle aslında bahsettiğiniz haberleşmenin kontrolüyle alakalı yine otokar kendi içerisinde çalışıyor. Ya genelde sorulan sorular jammer'a yönelik oluyor. Jammer'larla alakalı da aslında araçlara entegrelen anti jammer sistemlerle beraber bunların önüne geçmeyi planlıyoruz. Gayet güzel. O da merak edilen konulardan bir tanesi. Biraz şöyle aracın arkasına doğru geçelim. Tamam. Bu arada söyleyelim izleyicilerimize. Bunları tabii söylüyoruz ama öyle ıncığını cıncığını köşesini değil konuşacağımız konular var. Bazı konuların gerçekten savunma sanayinde bize de mesela çok net sorular geliyor. Şu kaç kilometre? Emin olun biz onları yetkili insanlara soruyoruz, kontrol ediyoruz ama verilmemesi gereken şeyler varsa da savunma sanayi saygı duymamızda fayda var. Sizler de haklısınız bunlar olarak. Devam edelim o zaman. Şimdi aracın biraz mobilite kabiliyetlerinden bahsedelim isterseniz. Lütfen. Şimdi aracımız 70 kilometre hıza çıkabilmekte. %60 eğime tırmanıp yine %30 yan eğimde görev yapabilmekte. Paralelde ise paletli bir araç olmanın avantajı aynı zamanda paralelde bu iş. 1.8 metre bir hendek geçme kabiliyeti sahip. Aynı zamanda 70 santimde bir dik engelden geçebilecek. Su derinliği olarak geçişi ne kadar? Onlarla ilgili bir şey yaptınız mı test? Hazırlıksız sulardan geçiş testini henüz yapmadık. 1 metreyi hedefliyoruz. Bu rotada çalışıyoruz. Evet. Dediniz ki 1 saat içerisinde piller dolduruluyor, jeneratör. Evet. Peki ya içindeki yakıt tankıyla beraber ne kadar bir süre bağımsız bir şekilde görev yapabilir?
Şöyle söylemek lazım. Bu araç hiçbir şekilde jeneratörü çalıştırmadan sadece elektrikli modda 50 kilometrelik bir menzile sahip. İçindeki yakıt tankıyla birlikte aslında bir dizel motor sayesinde de biz bu mesafeyi 500 kilometreye çıkartabiliyoruz. Bunun içerisinde artık görev kaç gün sürecekse, tabii ne ki yapılacaksa, nasıl tabii kullanılacaksa. Ki. Şimdi şöyle oluyor. Örneğin bu kullandığımız kameralar, daha eski kameralarda zoom girip zoom çıktığımız zaman bataryadan yemeye başlıyoruz çekim sırasında. O yüzden uzun kullanacaksak ekonomik devir, işte araçların ekonomik bir şekilde hareketi lazım. Çünkü sonuçta bu savaş için yapılmış hiç de ucuz olmayan aletler, hepsinin işte diyorsunuz ki bazen 50 yıllık tank kullanılır mı? İşte bu şekilde kullanılarak çok uzun yıllar idamesi bakımla sağlanıyor bunlarla ilgili. Dediğinizde kesinlikle haklısınız. Bu menzil, bahsedilen menziller tamamen sizin aslında nasıl bir operasyonun içinde, nasıl bir muharebe sahasında olduğunuz. Sıcaksa bataryalar hızlı gidiyor. Kesinlikle, çünkü soğutma bu sefer yükünüz artmış olacak. Bu tarafa doğru geçelim. Tabii, devam edelim. Aracın diğer şeylerine göre özelliklerini. Bir taraftan bu arada güç paketi bölümünden geçiyoruz. Evet, evet. Aracın güç paketi aracın arkasında. Hı-hı. Keza yine soğutma sistemleri de aracın arkasında. Yine batarya soğutma sistemi de aracın arkasında. Aracın batarya paketlemeleri ise aracın ön bölümünde yer alıyor. Ön bölümünde yer alıyor. Doğrudur. Benim merak ettiğim konu, ne kadarlık bir mühendislik çalışmasıyla araç ortaya çıkıyor? Çünkü sonuçta sizin çok ciddi bir tecrübeniz var. Paletli olsun, tekerlekli olsun araçlarla. Bu konuda dünyanın önde gelen şirketlerinden birisiniz. Tabii ki. Ya şöyle, bu aracın konsept tasarımında Otokar epey çaba sarf etti. Çünkü insansız kara araçları özellikle bu seviyede henüz dünyada çok net bir doktrini yok. Hemen hemen çalışan firmanın birçoğu farklı konseptler üzerinde çalışabilir. Ama yaklaşık bu süre 2-3 yıl diyebiliriz. 2-3 yıldır biz bu işin içindeyiz ve ortaya çıkan ürün de Alpar bugün. Bu da yeterli bir cevap oldu, çünkü sonuçta Otokar çok eski bir şirket. Otomotiv, savunma sanayi, bunlar da önemli konular. Yine buradan devam ederim. Şöyle bir bakıyoruz etrafa. Acil bir durumda insanlı bir kullanım veya ne bileyim bir yerden asker tahliyesi gibi, evet, böyle bir bu tür görevlere uygulanabiliyor mu Alpar? Tam ona gelecektim aslında. Alpar insanlı araçlarda olduğu gibi aslında bir modüler bir platform. Kolay bir şekilde diğer konfigürasyonlara dönüştürülebiliyor. Örneğin bu araç bir akıllı mühimmat taşıyan bir araca ya da işte lojistik destek aracına, muharebe aracına, röle aracına gibi farklı konfigürasyonlar elde edebiliyor. Yani kuleyi söküp üst tabii, görevi ne yapılacaksa. Tabii ki. Çünkü bu araçta çok ciddi bir diğer araçlardan farklı, yani seri bit olması sebebiyle ciddi bir elektrik altyapısı da var. Aynı zamanda siz bu aracı şarj ederken dışarıya da keza bir elektrik gücü sağlayabiliyorsunuz ve bu sadece alçak gerilim değil, yüksek gerilime de oluyor. Bu da aslında bu araç için önemli bir artı. Valla benim aklıma gelen sorular bunlar. Bu çalışmalar Otokar'ın yaptığı, bir yandan Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili İKA sistemleriyle, evet, ilgili bir yaklaşımı var. Yavaş yavaş İKA'lar test amacıyla kara kuvvetlerine verilmeye başlanıyor. Türkiye bu konsept içerisinde farklı bir yere doğru taşıyacak. Aynı İHA'larda olduğu gibi tabii anlatıyoruz kara araçları. Bunun bir de tabii deniz araçları tarafı var. Burada da bir aile oluşturulacak. Önemli olan bu tür insansız sistemlerin, kesinlikle, geliştirilmesi. Ya kesinlikle haklısınız. Geleceğe yönelik bu insansız kara araçların hem insansız deniz araçları hem de insansız hava araçlarıyla birlikte denizaltılar geliyor tabii. Tabii tabii. Teknoloji sürekli gelişiyor. Haberleşmesi öngörülüyor. Ama kısa vade olarak düşünecek olursak bu seviyedeki insansız kara araçların biz kısa vadede insanlı araçlarla birlikte görev yapabilmesi üzerinden başlanıp daha sonra diğer farklı görevlere de uygulanabileceğini düşünüyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ederiz. Çok. Size başarılar. Umarım testlerinde görmek imkanı olur. Ve sahada neler yapılıyor, neler ediliyor. Bunları paylaşırız. Çünkü savaş ve savunma teknolojilerin biraz da geleceği galiba insansız araçlarda. Kesinlikle. Size katılıyorum bu konuda. Size de kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar. Çok teşekkürler. Sağ olun.